Adım Süleyman Sefer Başkan, Gebzeliyim. 1963 yılında dünyaya geldim. İlkokulu Gebze'nin Tavşanlı Köyü'nde okudum. Daha sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi Kur'an kursunda 1975-76 yıllarında kursumu tamamladım. Gebze İmam Hatip Lisesi inşaat olduğu için İzmit İmam Hatip Lisesi'ne 77 yılında başladım ve dolayısıyla daha sonra İmam Hatip'i bitirdikten sonra İmam Hatip'in son sınıfında Kur'an-ı Kerim yarışmaları başlamış oldu. 1984-85 yıllarında. Biz de o günlerde İmam Hatip'te öğrenciyken bir kaset getirdi bir arkadaşımız. Üstadımız merhum İsmail Biçer hocamız Ahş-ı Şerif okuyor kasette. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridu harsel âhirati nezid lehu fî harsi. Ahş-ı Şerif'ini dinledik ve hayran kaldık o musiki kıraatına, efendim ses seda edasına. Hocamızın o Ahş-ı Şerif'iyle çalıştık. İmam Hatip'in son sınıfında okulu temsilen yarışmalara katılmış olduk. Fatih Camii ve Bursa Ulu Camii'de müsabakalar oldu. Rabbim bir derece nasip etti elhamdülillah Türkiye çapında. Ve o zaman dedim ki üstadımızı, İsmail Biçer hocamızı elini öpmemiz, tanımamız gerekiyor. İstanbul Beyazıt Camii'ne okul arkadaşlarımızla beraber hocamızı ziyarete gittik, elini öptük ve hemen o gün derse başladık. Ve o günden vefatına kadar hocamızla derslerimiz, teşviki mesaimiz devam etti. 1986 yılında Kırklareli Demirköy'de görev aldım ve orada İmam Hatiplik görevimi yaparken yine Beyazıt Camii'ne hafta sonları geliyorum, ders alıyorum ve dolayısıyla orada bir nimet, bir bereket. Merhum üstadımız Abdurrahman Gürses hocamız o zaman orada hocalarla, hoca efendilerle beraber ders yapıyorlar. Aşere-i Takrib okuyorlar, kıraat dersleri yapıyorlar. Biz de onları dinliyoruz ve mihrabiyeleri dinledik elhamdülillah. Görevimiz Bayramoğlu Hacı Ali Rıza Cansu Cami ve Külliyesi Kur'an kursunda hizmet ediyoruz. Bundan önce Çoban Mustafa Paşa Gebze'de Kur'an kursunda hizmetlerimiz oldu. Bayramoğlu Hacı Ali Rıza Cansu Kur'an kursumuzda şu anda hafızlık hizmetleri bitmiş durumda. Talebelerimiz ortaokul talebesi. Orta 1, orta 2, orta 3 durumda. O talebelerimiz 35 kişi. Onlarla beraberiz. Hizmet ediyoruz, ders yapıyoruz. Ve kıraat dersleri, Kur'an dersleri, ilmihal dersleri buna benzer namazlarımız cemaatle kılınıyor. Hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Hafızlık Kur'an ehlinin en önemli vasıflarından birisidir. Zira Kur'an-ı Kerim'i okumak, ezberlemek ve hayatımıza hakim kılmak, tatbik etmek ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i kim ezberlerse, kim okursa ona büyük müjdeler tavsiye edilmiş ve ailesinden, yakınlarından 10 kişiden fazla cennete götüreceği müjdesi verilmiştir. Dolayısıyla hafızlık hocalarımız derler ki 10 fakülteye bedeldir. Yani dolayısıyla iyi bir kurra hafız, iyi bir hafız hiç üzülmesin ki o en az 5-10 üniversite bitirmiş gibi, efendim diploması almış gibi bir manevi derecesi vardır. Gençlerimize tavsiye ediyoruz hafız olmalarını. Hafızlığı tavsiye ediyoruz ve Darıca'mızda elhamdülillah Gebze'mizde hafızlık kurslarımız çoğalmakta, artmakta ve bu hizmette güzelce devam etmektedir. Tabii ki ilmin yarısı ses diye söylerler büyüklerimiz. O sesi Kur'an-ı Kerim ile buluşturduğumuz zaman insanlar üzerinde, dinleyenler üzerinde, cemaat üzerinde çok büyük etkisi, tesiri olmakta. Kur'an programlarında cemaatimiz bize gelip diyor ki hocam Allah senden razı olsun, bizi manen çok duygulandırdınız, kalbimizi ürperdiniz, gözlerimizden yaşlar aktı diye çok söyleyenler oluyor. Rabbim inşallah tesirini halk eylesin ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi, okuyanları, dinleyenleri nail eylesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbekumullahu allazi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyamin thumma istawa. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سحابا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم.